Yoga Kiyo'nun YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Esin Yavuz. Bugün yüz yogası nedir, yüz yogası yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlarla ilgili konuşacağız. Nasıl ki düzenli spor yaptığınızda bedendeki kaslarınızı esneterek ve güçlendirerek daha fit, daha sağlıklı, daha toparlanmış bir görüntü elde edebiliyorsak, yüzümüzde de aynı şekilde kaslar var. Yaşlanmayla birlikte yer çekimine maruz kalıp aşağıya doğru inen bu kasları yüz yogasıyla birlikte yukarıya doğru toplayıp, sıkılaştırıp çizgi ve kırışıklıkları yumuşatmaya yardımcı oluyor. Yüz yogası sadece çizgi ve kırışıklık olarak düşünmemek lazım. Aynı zamanda cilt altındaki kan dolaşımını hızlandırdığı için daha sağlıklı, ışıl ışıl, lekesiz, parıl parıl bir cilde sahip oluyorsunuz. Nelere dikkat etmeliyiz? Birincisi mutlaka ellerimizin temiz olması gerekiyor. Çünkü bütün pratiği ellerimizle yüzümüz üzerinde uyguluyoruz. Ellerimiz herhangi bir kir, mikrop, bakteri olduğunda bunu yüzümüze dağıtma ihtimalimiz olduğu için mutlaka ellerimiz temiz olmalı. İkinci dikkat edeceğimiz şey ise cildimizin mutlaka temiz olması. Yüzümüzü güzelce yıkıyoruz, ellerimizi de güzelce yıkıyoruz. Temiz bir cilde, temiz bir elle pratik yapıyoruz. Ellerimizi yıkadık, yüzümüzü de yıkadık. Dikkat edeceğimiz üçüncü şey bir aynamız olması gerekiyor. Çünkü tüm bu pratikleri yaparken yüzümüzü şekilden şekile sokacağız. Bir taraf üzerinde çalışırken yüzümüzün başka bir noktasında herhangi bir kırışıklık yaratmamak adına mutlaka aynanın karşısında doğru bir şekilde hizalandığımızı, ellerimizi doğru bir şekilde yerleştirdiğimizi emin olabilmek için bir aynaya ihtiyacımız var. Diğer dikkat edeceğimiz şey ise ellerimizi yıkadık, yüzümüzü yıkadık, aynamızı aldık karşımıza. Mutlaka cildimizi nemlendirerek başlıyoruz. Cilt tipinize uygun bir krem, yağ, serumla da masajınıza devam edebilirsiniz. Burada çok yoğun kimyasal içeren bir ürün kullanmamaya, daha doğal ve cildinize iyi gelecek bir yağı ya da serumu seçmeniz burada çok önemli. Sonrasında bütün bunları yaptık, ellerimizi yıkadık, yüzümüzü yıkadık, aynamızı aldık, cildimizi nemlendirdik, rutine başlayacağız. Ne kadar süreli bir rutin yapacağız? Haftada en az 3 gün mutlaka yüz yogası rutinimizi oluşturmamız gerekiyor. Minimum 3 gün, maksimum da 5 ya da 6 gün uyguluyoruz. Mutlaka yüzümüzü 1 ya da 2 gün dinlendiriyoruz. Ertesi gün pratik yaptıktan sonra yüzümüzde böyle küçük küçük ağrılar oluşabilir. Bunlar çok normal. Onun için de zaten yüzümüzü 1-2 gün dinlendirmeye izin veriyoruz. Pratiğimizin süresi ne kadar olacak? Eğer ki tüm yüz bölgesi olarak çalışıyorsanız 15 dakika ile 30 dakika arasında bir süre yeterli olacak. Ama lokasyon bir bölge çalışıyorsanız, işte örnek veriyorum sadece göz çevresi çalışacağım, 30 dakika bunun için çok uzun bir süre. Bu rutinler kişinin yapma hızına ve ihtiyacına göre değiştiği için tam net bir süre vermek yerine 15 dakika ile 30 dakika arasında bir süreyi seçebilirsiniz. Kadın erkek herkes yapabilir. Hatta erkeklerde daha hızlı sonuç aldığımızı görüyoruz. Sadece 18 yaş altında henüz yüzümüzdeki kas ve kemikler oturmadığı için 18 yaş altında önermiyoruz. 18 yaş üstü kadın, erkek, herkes uygulayabilir. Her şeyde olduğu gibi yüz yogasında da istikrar ve düzen çok kıymetli. Düzenli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde yaptıktan sonra sonuçlarını sen de göreceksin. Eğer bir güzellik rutini oluşturmak istersen kanalımızdaki yüz yogası pratiği videolarından hemen başlayabilirsin. İlk denemeden itibaren yüzündeki o muazzam dönüşümü bizimle paylaşmayı unutma. Görüşmek üzere.